Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babur recül yenvis siyame ba'dema yetla'ul fecr. Bu bab bir adamın fecir tülü ettikten sonra orucu niyet etmesi caiz midir, değil midir? Bunu bahsedecek. Haddesena Yunus'u, kâle haddesena ibn Vehbin, kâle akhbereni ibn Lehi'a ve Yahya ibn Eyyub, an Abdillah ibn Ebi Bekrin, an ibn Şihabin, an Salimin, an Ebihi, an Hafsata radıyallahu anha, an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hafsa Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet ediyorlar ki, kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ. Men, her kim, لَمْ يُبَيِّتْ gecelemese, اَسْصِيَامَ orucu, yani geceden oruca niyet etmese, قَبْلَ الْفَجْرِ, şafak tülü etmezden evvel geceliğin oruca niyet etmezse, فَلَا صِيَامَ لَهُ, onun orucu yoktur. Şimdi bu hadisi şerif Hazreti Hafsa rivayet ediyor. Bunu hatırınızda tutun. Hazreti Hafsa'nın rivayet eylemiş olduğu hadis. Çünkü bundan sonra gelecek de başka hadisler var. Haddesena Yunus'u kâle haddesena Abdullah ibn Yusuf kâle haddesena İbn-i Lehi'a fezekere bi isnadihi mislehu. İmam-ı Tahavi diyor ki yine Yunus bana bu hadisi şerifi başka bir senetle zikreyledi. حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب فذكر بإسناده مثله. يعني إمام الصحابي diyor ki bu hadisi şerifi Muhammed bin Hümeyd bana başka bir isnatla zikreyledi. Yani İmam-ı Tahavi'ye bu üçü de bu hadisi şerifi zikreylemişler. Hangi hadis? Hazreti Hafsa radıyallahu anh'ın rivayet eylemiş olduğu hadis ki bir adam geceliğin oruca niyet etmezse onun orucu yoktur. Yani şafak attıktan sonra oruca niyet ederse oruç sayılmaz. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmin, bir cemaat sahip oldular ki ila enner racüle, bir adam izâ lem yenbi duhvele fissiyam, oruca duhulü niyet etmezse, قَبْلَ تُلُعَ الْفَجْرِ, fecrin tülüğünden evvel, fecrin tülüğünden evvel oruca niyet etmezse, لَمْ يُجُزِهِ, ona kifayet etmez, اَنْ يَسُومَ, oruç tutması, onun oruç tutması ona kifayet etmez. Niçin? Geceliği niyet etmedi. لَمْ يُجْزِهِ اَنْ يَسُومَ, لَمْ يُجْزِهِ, ona kifayet etmez, اَنْ يَسُومَ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ, o gün oruç tutması ona kifayet etmez. Yani caiz olmaz. Ne ile? Bir niyet ile caiz olmaz ki tehdüsü, o niyet hadis olur lehu, o adama ba'de zalik fecrin tülü, ondan sonra. Fecrin tülü ona kadar niyet etmemiş. Fecrin tülü ondan sonra niyet etmiş. Öyleyse o günün orucu caiz olmaz. Niçin? Niyeti geceliğin yapmadığından. وَحْتَجُوا, bu cemaat delil getirdiler, ihticac ettiler. بِهَذَا الْحَد۪يسِ, bu hadis ile ihticac ettiler. Delilleri Hazreti Hafsa'nın rivayet eylemiş olduğu hadis. Bu kavle göre her kim oruç tutacaksa şafaktan evvel niyet etmesi şart. Şafaktan sonra niyet ederse o gün oruç tutsa bile orucu sahih olmaz. وَخَالَفَهُمْ, bu cemaati muhalefet etti. فِي ذَٰلِكَ, bu mesele hakkında آخرون, diğerleri. Başka alimler bu birinci kavme muhalefet etmişler. فَقَالُوا, dediler ki هَذَا الْحَد۪يسُ لَا يَرْفَعُهُ الْحُفَّاز, bu rivayet edilen hadis, Hazreti Hafsa'nın hadisi, لَا يَرْفَعُهُ, bunu ref etmez, yani Resulullah'a kadar çıkarmaz. Kim? El-Hüffaz, hadise hafiz olanlar. Ellezi, öyle hüffaz ki yervûnehu, bunu rivayet ederler. Bu hadisi rivayet eden hüffaz-ı hadis, bunu merfu olarak rivayet eylemediler. Merfu ne demek?
Sahabe diyor ki kâle Resulullah. Hazreti Hafsa dedi ya kâle Resulullah. Ve ref etti. Fakat diyor esas hadisi rivayet eden Hüffaz-ı Ahadis bu hadisi kâle Resulullah diye rivayet etmediler. Demek ki hadis merfu değil. Mevkuf. Kimden? An İbn-i Şihab'in ref etmediler. Kimden? An İbn-i Şihab'in İbn-i Şihab-i Zühri'den. İbn-i Şihab-i Zühri'de kaldı. Rivayet eden hadisler oraya kadar çıkarıyorlar. İbn-i Şihab-i Zühri ise tabiinden. Ve yehtelifun ihtilaf ederler. Anhu İbn-i Şihab'dan fihi bu mesele hakkında ihtilafen ihtilaf etmekle ihtilaf ederler ki yucibu o ihtilaf icap eder. اِذْذِرَابَ الْحَد۪يسِ Hadisi müzdarip olduğunu. Ne ile? Bima bir şey sebebiyle ki huve o şey dûnehu İbn-i Şihab-i Zühri'den sonra. İbn-i Şihab-i Zühri'ye kadar çıkarıyorlar. Fakat ondan sonra Resulullah'a kadar kim rivayet etmiş? Bunda ihtilaf var. Onun için bu hadis müzdarip oluyor. وَلَاكِمْ مَعَ ذَلِكَ Bununla beraber nüsbituhu biz Hazreti Hafsa'nın hadisini ispat ederiz. Ve nece'aluhu biz bunu kılarız. Ala khâsi minessavm. Oruçtan hususi bir sevme tahsis ederiz. Orucun birçok kısımları var ya, orucun o birçok kısımlarından birisine tahsis ederiz. Ve huve o da nedir? Essavmul fardu. Fard olan oruç. Ellezî öyle farz olan oruç ki, leyse olmadı fi eyyamin bi aynha günlerden aynıyla bir günde olmadı. Adam nezretmiş. Yahut da kefaret var. Bir günde müeyyen bir günde orucu tutması ona farz mı? Değil. Farz ama hangi gün tutarsa caiz. İşte buna tahsis ederiz. Demek ki bir adam kefareti tutacak olursa yahut da bir kaza orucu kaza edecekse onun niyeti şafaktan evvel olacak, geceliğin olacak. Yoksa sahih değildir. İşte Hazreti Hafsa'nın hadisini bu oruca biz tahsis ederiz diyor. Mislü savmi fil kefaret, kefaretteki oruçlar gibi ve kadâ-i Ramazan, Ramazan'ın kazası gibi ve maaşbehe zalik. Bunun gibi farz olmuş fakat müayyen bir günde değil. Onu tutması farz ama günü müayyen değil. İşte o oruçlarda niyetin geceden olması şart. فَاَمَّا مَا ذَكَرْنَا Ama o bir hadis ki biz zikreyledik. مِنْ رِوَايَةِ الْحُفَّاسِ Hafizlerin rivayetinden. لِهَذَا الْحَدِيسِ Bu hadisi. Hüffaz-ı hadis bu hadisi rivayet eyledi. Buna gelince kimden? Siz rivayet eylediler. Ani Zühri, İmam-ı Zühri'den. وَمِنْ اِخْتِلَافِهِمْ Bir de Hüffaz'ın ihtilafından. عَنْهُ İmam-ı Zühri'den. Fihi bu mesele hakkında. İhtilaf ettiler. Onu beyan ediyor. Fe inne İbrahim ibn-i Merzuk. Buna gelince diyor İbrahim ibn-i Merzuk haddesena bize rivayet eyledi. Kale dedi ki haddesena el-ka'nebiyyü. Kale haddesena malikün. An ibn-i Şehabin en Aişete ve Hafsata radıyallahu anhüma. İbn-i Şehab-ı Zühri'den İmam Malik rivayet ediyor. İbn-i Şehab da Aişe ve Hafsa'dan rivayet ediyor radıyallahu anhuma. Evvelinde Hazreti Hafsa'nın rivayet etmiş olduğu hadisi Hazreti Hafsa ve Aişe'den İmam Malik rivayet eyledi. Bir bu. Haddesena Ebu Bekret'e. Kale haddesena Ravhun. Kale haddesena İbn-i Uyeyne. An İbn-i Şehab'in an Hamzete bin Abdillah an Ebihi an Hafsa'ta Ümmül Müminine radıyallahu anha. Evet, Ebu Bekre, bunu yeni İbn-i Şehab'dan, İbn-i Şehab da Hamzet İbn-i Abdillah'dan, o da babasından rivayet eyledi. O da Hazreti Hafsa radıyallahu anh'dan rivayet eyledi. Bizalik bu şekilde bu hadisi rivayet eyledi. وَلَمْ يَرْفَعْهُ Bunu raf etmedi. Yani Resulullah böyle dedi demedi. Öyleyse Hazreti Hafsa'nın kendi sözü olmuş oluyor. Resulullah demedi deyince merfu değil bu. Üçüncüsü haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Hüseyin ibn-i Mehdi'ye kâle akberena Abdurrezzak kâle akberena Ma'merun an-i Zühriyye, an Salimin an-i İbn-i Umar, an Hafsa'da radıyallahu anha bizzalike ve lem yerfahu
Yine İmam-ı Tahavi diyor ki Ebu Bekir'e bana rivayet eyledi. Sened ile İmam-ı Zühri'ye kadar çıkıyor. Zühri kimden rivayet ediyor? Salim'den. Salim de babası Abdullah İbni Ömer'den. O da Hazreti Hafsa'dan rivayet ediyor. Fakat hadis yine merfu değil. فَهَذَا مَالِكٌ İşte İmam-ı Malik ve Ma'merun, Ma'mer ve İbni Uyeyne, İbni Uyeyne وَهُمُ الْحُجَّةُ Bunlar hüccettirler. Hani Zühri'yi İmam-ı Zühri'den, İmam-ı Zühri'den bu üçü de rivayet ettikleri vakitte bu hüccettir. قَدْ اِخْتَلَفُوا اِخْتَلَافِ ettiler. فِي اِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ O hadisin isnadında, senedinde ihtilaf ettiler. كَمَا زَكَرْنَا Bizim zikredildiğimiz gibi. وَقَدْ رَوَاهُ اَيْدَا Bu hadisi şerifi yine rivayet eyledi. عَنِ الزُّهْرِيِّ İmam-ı Zühri'den غَيْرُهَا اُلَا Bunların gayrisi, Malik, Ma'mer, İbn-i Uyeyne'nin gayrisi de İmam-ı Zühri'den rivayet eylediler. اَلَا خِلَافِ مَا شُلْ Bir rivayetin hilafına ki رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ اَب۪ي بَكْرٍ اَيْلَى عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ اَب۪ي بَكْرٍ rivayet eylemiş olduğu rivayetin hilafına rivayet eylediler. Ne gibi? حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّسَنَا صَالِحُ بْنْ اَب۪ي الْاَخْضَرْ Ali bin Şihab'in حَدَّسَهُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَب۪يهِ بِذَالِكْ İbn-i Şihab-i Zühri Salim'den, o da babası Abdullah'dan rivayet eyledi bu hadisi. وَلَمْ يَذْكُرْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Hafsa'yı zikreylemedi. وَلَمْ يَرْفَعْهُ Hadisi Resulullah Efendimiz'e de ref eylemedi. Demek ki hadis merfu değil. Evet. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّسَنَا صَالِحُ بْنْ اَبِي الْأَخْضَرِ قَالَ حَدَّسَنَا اَبْنُ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِي وَدَعَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِذَٰلِكَ وَلَمْ يَرْفَعُهُ Ebu Bekir'e başka bir senetle İbn-i Şihab'dan, İbn-i Şihab da Sa'id İbn-i Yezid'den, o da Muttalib İbn-i Ebi Veda'den, o da Hazreti Hafsa'dan rivayet ediyor. Fakat Hazreti Hafsa Resulullah böyle dedi demiyor. Hadisi raf etmiyor, hadis merfu değil. ثُمَّ قَدْ رَوَاهُ نَافِعٌ اَيْدَى Bu hadisi şerifi İmam-ı Nafi'ye de rivayet eyledi. An İbn Ömer radıyallahu anhuma Abdullah İbn Ömer'den rivayet eyledi bizalik bu şekilde. Ve lem yezkur Hafsa'ta Hafsa'yı zikretmedi radıyallahu anha ayda. Ve lem yerfa'u hadisi de ref eylemedi. Haddesena Ebu Bekir'te kâle haddesena Ravhun kâle haddesena Malikun an Yunus'a kâle akhbereni Anas ibn İyad عن موسى بن عقبة عن نافع عن علي بن عمر رضي الله عنهما مثله Bu hadisi şerife Ebu Bekir'e başka bir senetle yine Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediyor. Yine bu şekilde, yani hadisi Resulullah Efendimiz'e ref etmiyor. فَهَذَا هُوَ أَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ İşte bu hadisin aslı budur. Hadis merfu değildir. Hazreti Hafsa'da kalıyor. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Halbuki Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Fi ibahatid duhul, fi ibahatid duhul. Duhulun ibahasında, fi siyam oruca, ba'de tülu'ul fecri. Fecrin tülu'undan sonra oruca girmenin, orucu niyet etmenin mübah olduğu hakkında Resulullah Efendimiz'den rivayetler var. O rivayetlerden birisi Haddesena Ebu Bekrete ve İbrahim İbni Merzuk ve Ali İbni Şeybe قالوا Bunların üçü dediler ki Haddesena Ravh İbni Ubade قالوا Haddesena Şubetu an Talhata İbni Yahya en Aişete binti Talha en Aişete Ümmül Müminine radıyallahu anha قالت Hazreti Aişe radıyallahu anha buyurdular ki كان Nebiyyullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbu ta'amen Resulullah Efendimiz bir taami severdi. Fecaa yevmen bir gün Resulullah Efendimiz geldi. Fekale hel indekum min zalika't taam? O sevdiği taami söyledi ki o taamdan sizin yanınızda var mı? Fekultu la Hazreti Ayşe buyurdular ki yok. Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki fe inni saim. Öyleyse ben orucum. Şimdi tabi bu gündüzün olmuş, gündüzün gelmiş, yemek yemeye gelmiş.
O tağımda var mı? Sormuş Hazreti Ayşe de, ya Resulallah, yok o tağımda. Öyleyse ben orucum, niyet ettim oruca. Şimdi bu Hazreti Ayşe'den gelen bu rivayet, Hazreti Hafsa'dan gelen rivayete muhalif oldu. Evet. İkinci hadis. Haddesena Ali ibn-i Şeybete, kâle haddesena Ravhun, kâle haddesena Sevriyyü, antalhate, fezekere bi-isnâdî mislehu. Evet, bu hadisi şerifi Ali ibn-i Şeybe de rivayet eyledi. Fezâlike indenâ, işte bu rivayet, Hazreti Âişe'nin rivayet eylemiş olduğu bu hadis, alâ hâsim mine's-savmi eyda, orucun çeşitlerinden birisine gene mahsustur. Yukarıda Hazreti Hafsa'dan rivayet edilen hadisi bir nevi oruca tahsis ettik ya. Hangi oruca? Farz. Fakat günü müayyen değil. Ona tahsis ettiği gibi bunu da başka bir oruca tahsis ettik. Ve huve da nedir? Et-tatavvu. Nafile oruçtur. Yenvihir racül. Bir adam onu niyet eder. Ba'dema yusbihu fi sadrin neharil evvel. Gündüzün birinci sadrinde, yani sabahtan önlüğe kadar, sadır bu, sadr-ı evveli bu, önlüğe kadar bir adam sabahtan yememişse nafileye niyet edebilir. Resulullah Efendimiz o günü yemek yememişti. Geldi, o tağımdan istedi. Tağım da olmayınca ben bugün orucum dedi. Demek ki nafile orucu bir adam önlüğe kadar niyet edebilir. Ama sabahtan yemişse yahut da su içmiş de niyet edemez. Yememiş de. Sabahtan kalkmış, bir şey yememiş, bir saat, iki saat geçmiş, fakat önlü olmamış, nafileye niyet edebilir. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen hadiste nafile oruca taksis edilir. Ve kad amile bizalik, bununla amel etti. Cemaatun min ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Min ba'dihi, Peygamber Efendimiz'den sonra bir takım cemaat bununla amel etti. Yani nafile oruca gündüzün niyet ettiler. Tecrümfülü ondan sonra. Bunu da ispat ediyor. Cemaatten kim? Resulullah Efendimiz'den sonra bir takım cemaat amel etmiş. Onlar kim? Onu da ispat ediyor naklen. Diyor ki haddesena İbn-i Merzuk. İmam-ı Tahaviye İbn-i Merzuk rivayet eylemiş. قال حدثنا وهب وروح قال حدثنا شعبة وهب ile روح her ikisine şöyle rivayet edilmiş. En Ebi İshak an Ebi Ahvas an Abdullah Abdullah bin Mesud'dan rivayet edilmiş. قال إذا أصبح أحدكم sizden biriniz sabahladığı vakitte ثم أراد الصوم بعدما أصبح sabahladıktan sonra orucu murad ederse فَإِنَّهُ بِأَحَدِ النَّظَرِينَ o iki nazarın birisiyle muhayyerdir. Sabahladı, bir şey de yememiş. Burada orucu da niyet etmemiş fakat şafak attıktan sonra bu niyet edecek. Muhayyerdir. İsterse oruç tutar, isterse yer. بِأَحَدِ النَّظَرِينَ dedi ki o. حَدَّسَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ دَاوُودَ قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أبو بكر ده بو حديثي شريف عبد الله بن مسعود روايته بيقول قال عبد الله بن مسعود buyurdu ki متى أصبحت يوما sen ne vakit ki sabaha dahil oldun فأنت على أحد النظرين sen iki nazarın birisi üzerindesin yani müfayyersin ما لم تطعم أو تشرب yemedikçe, içmedikçe sen muhayyersin. İnşite fesul. Dilersen oruç tut. Ve inşite feaftir. Dilersen iftar et. Sabahtan kalktın, çalıştın. Bir iki saat meşgul oldun. Ondan sonra ulan gündüzün yarısı gitti. Yahut da dörtte biri gitti. Ben büyük oruç tutayım desen. Caiz olur mu? Olmaz mı? Olur. Muhayyersin. İstersin ye, istersin oruç tut. Ama sabahleyin bir şey yememişsen sen. Yok sabahtan kalkmış da bir şey yemişsin, içmişsin, o da oruç tutamazsın. Haddesena Ebu Bekrete, kâle haddesena Ebu Davud, kâle haddesena Züheyrun, kâle haddesena Ebu İshak, enil Haris el-A'var, en Aliyyin radıyallahu anhü mislehu.
Ebu Bekir'e İmam-ı Tahavi'ye rivayet eylemiş olduğu diğer bir hadiste Hazreti Ali radıyallahu anh'ten de bunu rivayet eyledi. Yani Hazreti Ali kerimallahu veçeh de buyurmuş ki sen sabahtan bir şey yemedin içmedinse halbuki şefakatmiş gündüzde gelmiş sen muhayyersin. İstersen oruç tut, istersen iftar et. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Ebu Hüzeyfe'te kâle haddesene Süfyan'ı enil Ameş en Talhata bin-i Masri en Sa'd ibn-i Ubeyde en Ebi Abdirrahman enne Hüzeyfe'te Hazreti Hüzeyfe bedâ lehu s-savûm oruç tutmak ona zahir oldu. Bâde mâ zâleti şemsi güneş sahil olduktan sonra evli olmuş. Güneş zevale ermiş ve geçmiş. Ondan sonra da oruç tutmak ona zahir olmuş. Öyle murad etmiş. Fesâme. Oruç tuttu. Bu başka bir mezhep oluyor ki bunu almamışlar. Demek ki Hazreti Hüzeyfe'ye göre ta zeval geçtikten sonraya kadar insan yememiş, içmemişse ondan sonra da oruç tutabilir. Hazreti Hüzeyfe'ye ve tutmuş. Fakat bunu almamışlar. Niye? Hazreti Hüzeyfe burada tek kalmış. Bu memurun bir olmamış. İlla zeval. Zevala kadar caiz de nafileye niyet etmek zevaldan sonra caiz değil. Fakat bu Hazreti Hüzeyfe'nin hadisinde diyor ki Hazreti Hüzeyfe zevaldan sonra da oruç tuttu. Haddesene ibn-i Merzûk'un kâle haddesene Raf'un kâle haddesene Şâbet'un en Selemete bin-i Küheyy enil Müstevrik Müstevrik'ten rivayet etmiş. O da kim imiş? Racülün min beni Esed. Beni Esed'den bir adam imiş. En racülün minhum. O da yine beni Esed'den bir adamdan rivayet eyledi ki ennehu lezime garimen lehu. Onun bir borçlusuna mülazemet etti. Alacağını alması için sabahtan adamın peşi sonra dolanmış ki alacağını ala. Fe etebne mes'udun radıyallahu anh. Sonra bu zat Abdullah bin Mesud'a geldi. Fekale dedi ki inni lezemtu garimen li min murad. Murad kabilesinden benim garimim var idi. Yani borçlu bir kimse var idi bana. Ben ona mülazemet ettim paramı almak için. Evet. İlâ garibin mine zuhri. Öğünle yaklaşıncaya kadar o adamın peşinde dolaştım. Sabahtan kalkmış, yememiş, içmemiş. Alacağını alması için o muradi kim ise onun peşi sonra koşmuş. Öğünle yaklaşmış. Velem esum velem uftir. Ben ne oruç tuttum ne de iftar ettim. Abdullah bin Mesud'dan soruyor. Bir şey yemedim. Fakat orucu da niyet etmedim. Ne yaptım diye sordu. Kale Abdullah bin Mesud buyurdu ki İn şiite fasum ve in şiite faftir. Madem bir şey yemedin, önle de olmamış, istersen oruç tut, istersen iftar et. Caiz. Bu neye mahsus? Hangi oruca mahsus? Nafile oruca. Haddesene ibn-i Merzûk'in kâle haddesene Ravh'un kâle haddesene Şu'batu an Ebi Bişr'in kâle racülün le Enes ibn-i Malik. Bir adam Enes ibn-i Malik radıyallahu anh'a sordu ki inni tesahhartu ben sehur yemekini yedim. Yani oruç tutmak niyetiyle sehur yemekini yedim. Sümme bedali en uftir. Sonradan bana zahir oldu ki iftar edeyim. Sehur yemekini yedim, niyet ettim ama fakat orucu bozmak benim için zahir oldu. Öyle icap etti. Caiz olur mu olmaz mı? Soruyor Enes İbni Malik radıyallahu anh. Kâle Hazreti Enes buyurdular ki İn şiite feaftir. Dilerseniz iftar et. Nafiledir bu. Evet. Kâne Ebu Talha. Ebu Talha oldu yeci'u. Bu bir rivayette yecini'u. Meyleder idi diyor. Yeci'u rivayeti de var ama yecini'u. Esasen şeysi bu. Haşiyede de diyor ya yecini'u yani meylederdi. Feyekulu derdi ki hel endekum min ta'amin. Sizin indinizde bir ta'am var mı? Ebu Talha evine gelirdi. Yecini'u demesi o. Yahut da gelirdi evine. Sizin indinizde ta'am var mı? فَاِنْ قَالُوا لَا خَيْرٍ تَعَمْ يَوْقُرْ derlerse قَالَ derdi ki اِنِّي صَائِمْ ben orucum. Buna vakit oluyor. Gece mi oluyor, gündüz mü? Gündüz. Gündüzün evine geliyor, soruyor ki yemek var mı? Yok, yok. Öyleyse ben bugün niyet ettim oruç edeyim. Demek ki nafile oruç
gündüzü niyet edilebilir. Evet. Haddesena Rabi'ul Ciziyyü. Kale haddesena Abdullah ibn Yusuf. Kale haddesena İsmail ibn Ayyaş. Kale haddesena Muhammed ibn Yezid el-Rahbiyyü. An Şehri ibn Ebi Hübeyş. Velem Şehri ibn Ebi Hübeyş'ten rivayet ediyor. وَلَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِمَّنْ شَهِدَ قَتْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Osman'ın katline hazır olup görenlerden kalmamıştı. Gayruhu bundan başka. Hani Hazreti Osman'ı şehit ettikleri vakitte birçok adamlar onu görmüştü. Fakat onların hepsi ölmüştü. Yanınız Şehri bin Ebi Hübeyş kalmıştı. İşte Şehri bin Ebi Hübeyş bu zat tarif ediyor ki Hazreti Osman'ı şehit ettikleri vakitte o vakitte hazırmış. Yani şehit edenlerden değil. Görenlerdir. Enne Osman radıyallahu anh Şehri bin Übeş diyor ki Hazreti Osman radıyallahu anh esbehe fil yevmillezi kutile fihi katlolunduğu günü sabaha dahil oldu, sabahladı. Fekale Hazreti Osman dedi ki inne Ebu Bekrin ve Ömer radıyallahu anhuma Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma eteyani bana geldiler fihadi leyleti bu gece. Gece Hazreti Osman'ın rüyasına gelmişler. فَقَالَ عَلِي Onların ikisi de bana dediler ki يَا عُثْمَانُ Ey Osman اِنَّكَ مُفْتِرٌ عِنْدَنَا اَلَّيْلَ Bu gece sen bizim yanımızda iftar edicisin. Bu gece bizim yanımızda iftar edicisin manasına yeni şehit olacaksın. İftari bizim yanımızda yapacaksın. Bunun bir manası da ne? Yani oruçlu olacaksın. Oruçlu. Ve inni uşhidukum. Ben sizi şahit biliyorum. Hazreti Osman diyor ki gece geldi bana söylediler. Ben de sizi şahit biliyorum ki enni kad evcebtü siyam. Bugün ben orucu kendime vacip kıldım. Nezirt ya. Bugün ben orucumda oruçluydu. Ve oruçlu olarak şehit oldu. Peki Hazreti Osman radıyallahu anh'ın oruca niyet etmesi gece mi oldu, gündüz mü oldu? Rüyayı gece gördü ama fakat bu haberine vakitte verdi, gündüzü. Ama caiz ki Hazreti Osman gece rüyayı gördü, geceden de niyet etti. Gündüzün de niyet ettiğini haber verdi, yani bu da olabilir. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المحازي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس كان رواية يقول أكرمة أنه كان يسبح وصباح لاردي بعضن صباحا داخل olurdu حتى يظهر حتى önleye yaklaşırdı sabah olur ta önde yakını olurdu ثم يقول sonra dedi ki والله لقد أسبحت ben sabahladım ve ma أريد الصوم ben orucu da geceden niyet etmedim. Oruçtan murat etmiyorum. Yani sabaha dahil olmuş. Bir müddet de geçmiş. Orucu da niyet etmemiş. Ve ma ekeltu min ta'amin ve la şerabin menzul yevm. Sabahtan beri ben ne bir ta'am yedim, ne bir şey içtim. Ve la esumen le yevmi hâza. Öyleyse ben bugünümü oruç tutarım. İşte Abdullah ibn Abbas da gündüzün bir miktarı geçtikten sonra yememiş, içmemiş, onun üzerine demiş ki ben oruç niyet etmedim ama fakat bir şey yemedim, içmedim, öyleyse ben bugün oruç tutacağım. Bu da öyleyse nafile orucu önlüğe kadar niyet edilebilir. Bunu izhar etti. Haddesena Ali ibn-i Şeybe, kâle haddesena Rahun, kâle haddesena Sa'idun en katâdete, en Enes ibn-i Malik'in enne Ebu Talha. Enes ibn-i Malik'ten rivayet ediyor ki Ebu Talha كَانَ يَأْتِ اَهْلَهُ مِنَ الضُّحَى Kuşluk vakti kendi evine gelirdi. فَيَقُولُ dedi ki هَلْ عَنْدَكُمْ غَدَاوُ Sizin indiniz gada var mı? Gada, önleden evvel yenilen yemekin ismi. Yani yemek var mı? فَيْنْ قَالُ لَا Yok, yemek yoktur derlerse سَمَ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ O günü oruç tutardı. İşte Ebu Talha da ashab-ı kiramdan. O da nafile orucu gündüzü niyet ederdi. Haddesena ibn-i Merzuqi, kâle haddesena Vehb, kâle haddesena Şubetü,
قال سمعت أبا الفيل قال سمعت عبد الله بن سيار الدمشقي قال ساوم أبو الدرداء أبو الدرداء alışveriş yaptı. Recülen bir adamla bir feresin bir at üzerinde. Ne istiyorsun dedi. Bu kadar istiyorum. Ben de bu kadar veriyorum dedi. Müsaveme yaptılar. Alışveriş yapmak istedi. فَحَلَفَ الرَّجُلُ Atın sahibi yemin etti ki اَنْ لَا يَبِيَعُهُ Ben atı satmam. Yemin etti. فَلَمَّا مَدَى Adam satmadı gitti. قَالَ Ebu Derda dedi ki تَعَال Gel. Raviye diyor Abdullah bin Seyyar'a. İnni ekrahu. Ben mekruh görürüm. En uzimeke seni günahkar edeyim. Günaha sokayım. İnlem e'udil yevme inni ben lem e'ud. İade yapmadım, ziyaret yapmadım. El yevm bugün mariden bir hasteyim. Yani ibadet olarak bir hasteyi gidip görmedim. Bir adam bir hasteyi gider görürse o bir ibadettir. Bugün bir hasteyi ziyaret etmedim. وَلَمْ اُطْعِمْ مِسْك۪ينًا Bir miskini itham etmedim. Yani sadaka da vermedim. وَلَمْ اُصَلِّدْ دُحَا Kuşluk namazını da kılmadım. Bu üç hayrın hiçbirisini işlemedim. وَلَاكِنِّي بَقِيَّتُ يَوْمِ صَائِمٌ O ki bu üç ibadeti yapamadım. Öyleyse bu günümün gerisini ben orucum. وَلَاكِنِّي لَاكِنْ بَنْ بَقِيَّتُ يَوْمِي Günümün bakiyesi sahibi oruç. Öyleyse yani onu yapayım. Hiç olmazsa bir hasteyi ziyaret edemedim. Evet bir miskine bir taam veremedim. Sadaka veremedim. Kuşluğu da kılamadım. Demek kuşluk da geçmiş. Evet, ondan sonra öyleyse günün bakiyesini ben oruç tutayım. Nafile orucun kuşluktan sonra da niyet edilmesi caiz olduğunu ispat etti bu. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثتنا أم الدرداء أم الدرداء بزي رواية إليك أن أبا الدرداء أبو الدرداء رضي الله عنه كان يجيء أبقلردي فيقول دردك هل عندكم من طعام سيزن يلنزدى طعام وارمي فإن قالوا لا يقدر درلرسى Kale Ebu Derda buyururdu ki inni saimun ben orucum. Bu da gündüzün olur. Gündüzün yemek yemeye gelmiş. Tabi önleden evvel. Yemek var mı yok. Öyleyse ben bugün orucumdur. Oruç tutarım. Haddesena Aliyyun kale haddesena Ravhun. Kale haddesena Hammadun. An Thabitin an Abdillah ibn Utbe. Enne Eba Eyyub kâne yef'al zâlike ile. Ebu Eyyub el-Ensar radıyallahu anh de böyle yapardı. Eve gelirdi. Yemek var mı? Hayır yemek yok derlerse öyleyse ben bugün orucum derdi. Fahadis evet. Haddesena Aliyyun. Kale haddesena Ravhun. An İbni Cüreyhin. Kale za'an Ata'un. Ennehu kâne yef'alü zâlim. Hatta zu'am etti ki o da böyle yapardı. Fahadis siyam. Bu oruç. اَلَّذ۪ي Öyle oruç ki yüczi'u fihi onda kifayet eder. اَلْنِيَّتُ بَعْدَ تُلُوعِ الْفَجِرِ Fecrin tülüğünden sonra niyet etmek kifayet eden bu oruç اَلَّذ۪ي Şul bir oruçtur ki جَاءَ geldi fihi anda el-hadis hadis geldi. اَلَّذ۪ي Öyle hadis ki zekerna biz onu zikreyledik. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den zikreyledik. Peygamber Efendimiz'den zikredildiğimiz hadis de bu. Yani nafile oruç. Ve amile bihi, bununla da amel etti. Men zekerna, zikrettiğimiz kimseler min eshabihi, Resulullah'ın eshabından min ba'dihi, kendisinden. Kendisinden sonra eshabın amel etmiş olduğu hadis ve Resulullah Efendimiz'den zikrettiğimiz işte bu hadis hakkındaki niyet gündüzün kendisine kâfi olan oruç. Hüve o oruç nedir? Sevmut tatavvü'ü nafile oruçtur. Öyleyse Hazreti Hafsa radıyallahu anhadan rivayet edilen hadis farz fakat günü meayyen olmayan oruç. Hazreti Aişe'den rivayet edilen bu hadis de yani gündüzün niyet edilir, caizdir. Bu oruç da nafile.
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi eyza böylece ki ennehu emere nas nasa emretti fi yevme aşura aşura günü emretti ba'dema asbahu sabaha dahil olduktan sonra herkes sabah oldu şafak attı sabaha dahil oldular onlara emretti ki en yasumu oruç tutun oruç tutmaları ettiğini emretti ve huve hineyzin o emrettiği vakitte evet aleyhim savmuhu fardun aleyhim ashab-ı kiram üzerine savmuhu aşura oruç tutmak fardun farz idi bu vakitte Ramazan farz olmamıştı aşurayı oruç tutmak farz idi onun için Resulullah Efendimiz emretti ki sabah şafak attıktan sonra oruç tutun kemâ sâre savmu Ramazan Ramazan'ın orucu olduğu gibi min ba'di zalik bundan sonra alen nâsi nâs üzerine farkın farz olduğu gibi. Evvela aşura gününü tutmak farz idi, sonradan Ramazan farz oldu. O nesedildi. Aşura gününün orucu nesedildi. وَرُوِيَتْ عَنْهُ Bundan Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. Fî zalik bu mesele hakkında âtârun birçok rivayetler. Sene zükürüha biz zikrederiz. Fî bâbi savm yevmi âşura, âşura gününün orucu hakkında bunu zikrederiz. Fî mâ ba'de hâzel bâb, bu babdan sonra, min hâzel kitap, bu kitaptan, bu babı bitirdikten sonra âşura gününün orucu hakkındaki rivayetlerini zikredeceğiz inşâallâhu teâlâ. Felemmâ câet hâzî lâsar, vaktaki bu rivayetler geldi. An Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Rasûl-i Ekrem Efendimiz'den. Alâ mâ zekerinâ, bizim zikrettiğimiz şekl üzerine geldi. Lem yecüz, caiz olmaz ki. En yüc'ele kılına. Ba'duha, hadislerin bazileri, muhalifen li ba'd, bazilerini muhalif kılına. Resulullah Efendimiz'den muhtelif rivayet geliyor. Hazreti Hafsa başka türlü, Hazreti Aişe ve diğer eshab başka türlü rivayet ediyor. Hadisleri birbirine muhalif kılmak, bu caiz olmadı. فَتَتَنَافَى مُخَالِفُونَ da birbirine münafıkla bu caiz olmaz. وَيَدْفَعَ بَعْضُهَا بَعْضًا bazı bazısını def ede, onu itileye, onu reddede bu caiz olmaz. Öyleyse مَا وَجَدْنَا biz bulamadık. اَسْسَب۪يلَ yol ila تَصْحِيهِهَا bu hadislerin tesihine yol bulamadık. وَتَخْرِيجِ وَجِّهَا bunların vecihlerini, manalarını ne surette ihraç edeceğiz, ne surette hüküm vereceğiz. Buna yol bulamadık. Ya nasıl bulduk? Şu şekilde bulduk ki fekâne hadîsü Âişete radıyallahu anha. Hazreti Âişe'nin hadisi oldu. Ellezî zekernâhu anha fî hâzıl bab. Bu babda Hazreti Âişe'den zikreylediğimiz hadis oldu. Fî savmit tatavvû nafile oruç hakkında oldu. Fekezâlike veçhuhu indenâ. Bizim indimizde Hazreti Âişe'nin hadisinin veçhî yolu budur. O rivayet yani gündüzün oruca niyet edilmesi caizdir demek yani nafile oruçlardan. Ve kâne mâ rûye fî âşura. Âşura'da rivayet edilen hadis oldu fî savmül mefrûd farz olan oruçta fil yevmillezî ol bir gündeki bi'aynihî aynile. Âşura gününde de rivayet edildi ya o günü de sabahleyin niyet edilmesi caiz idi. O neshedildi ya, neshedilmezden evvel aşura günü oruç tutmak farz idi. Resulullah Efendimiz gündüzün onlara emretti ki oruca niyet edin. Öyleyse o da ona mahsus aşura gününün orucuna da o zaman gündüzün niyet edilmesi caiz idi. O mesele de aradan çıktı. Fekeza, evet. Fekezalike hükmü savum. Orucun hükmü de böyledir. Madem aşura günü farz idi, gündüzün niyet edilmesi caiz idi. Öyleyse orucun hükmü de budur. Öyle oruç ki el mefrudu fi zalikel yevm o günü oruç tutması farz. Bir gün ki o günü oruç tutması farz. Onda da caizün caizdir. En yakide akdede lehu oruç için en niyete niyeti be'de tülu'id fecir. Fecir tülu'id ettikten sonra. Mesela bir adam niyet etti ki yarını oruç tutayım. Kendisine nezretti. Halas o günü geceliği niyet etmese de gündüzü niyet etse caiz. Yahut da niyet etse ki ben mesela Muharrem'in üçünü oruç tutayım. Böyle misal.
Muharrem'in orucunu nezlese o günü, Muharrem'in üçüncü günü geceliği niyet etmese de gündüzü niyet etse o da caiz. Evet. Niçin? O günü, o günün oruç tutmasını kendisine vacip kılmış, farz kılmış. Herhangi bir gün ki o günü oruç tutmak kendisine farz olmuştur, eyniyle o günü oruç tutmak farz olmuştur, gündüzü niyet yapabilir. Ve min zalik işte bundandır. Şehr-u Ramazan, Ramazan ayı da bundandır. Fehve farzun, Ramazan'ın orucu farzdır. Fi eyyamin günlerde, öyle günlerde ki bi ayniha, aynı günlerde. Bunu her Müslüman yapmaz. Seferde oruç tutacak mı, tutmayacak mı? Muhayyer. Adam sefere çıktı, yolda gidiyor. Kuşluk oldu. Oğlum ben kuşluğa kadar oruca niyet etmedim. Yemek de yemedim. Oruç tutarım dese ve Ramazan'da niyet etse caiz olur mu, olmaz mı? Olur. Tetevveden değil. Ramazan da, Ramazan olduğundan caiz olur. Ramazan olduğundan caiz olur. Evet. Fekemâ kâne yevme aşura, aşura günü olduğu gibi yücizi'u, kifayet eder. Men nemaz, men bir kimseye ki nevâsavmehu. O aşuranın orucunu tutmayı niyet etti. Bâdemâ esbah, sabaha dahil olduktan sonra. Fekezâlike şehr-u Ramazan, Ramazan ayda böylecedir. Yücizi'u, kifayet eder. Men bir kimseye ki neva niyet eyledi sevme yevmin minhu, Ramazan'dan bir günü oruç tutmaya kezalik böylece. Onun için ona kıyas etti. Binaenaleyh Ramazan'da niyeti geceliğin yapmak şart değildir. Bir adam uyudu facir. Bir de uyandı ki oho güneş doğmuş. Sen geceden niyet etmediğinden oruç tutamazsan denilir mi ona? Yok. Gündüzün niyeti yapar. Ve bakiye ba'de hâzâ. Bundan sonra baki kaldı. Mâ revînâ fî hadîs-i Hafsete anin-nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hafse'den rivayet edilen hadis kaldı. Geceliği niyet etmezse onun orucu caiz değil. Bu hadis kaldı. Buna ne cevap vereceğiz? Fâhve bu hadis indenâ, bizim indimizde, İmam-ı Tahavi diyor ki bizim indimizde fîs-savmilledî şul bir oruçtadır ki huve, o oruç خلافُ هَذَيْنِ الصَّوْمَيْنِ, bu iki orucun hilafıdır. Yani müeyyen bir günde farz değil, nafile de değil. Bu ikisinin gayrisi. O da neden? مِنْ صَوْمِ الْكَفَّارَاتِ, kefaret oruçlarından ve kadâ-i şehri Ramazan, Ramazan ayını kaza etmekten onlara mahsustur. Demek ki kefareti yahut da Ramazan'ın kazasını geceliğin niyet etmesi şarttır. Böyle bizim indimizde bunun tevcihi böyledir. Niçin? Hatta la yudadde zalik, bu zıt olmaya şeyen mimma zekernahu fi hadel bab, bu babda zikrettiğimiz diğer şeylere zıt olmaya ve gayrihi gayrisine. Ve yekûnü hükmün niyeti, niyetin hükmü olur. Elleti öyle niyet ki yedhulu biha, anında dahil olur fi savm, oruca ala selase tevcih. Bu neticeden aldık ki oruca girme için niyetin üç şekli var. Neymiş o? فَمَا كَانَ مِنْهُ فَرْضًا, bir oruç ki farz oldu. فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ, aynıyla bir günde onu tutmak farz oldu. كَانَ تِلْكَ نِيَّتُ, o niyet oldu. مُجْزِئَةً, kifayet edici oldu. قَبْلَ دُخُولِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ فِي الْلَيْلِ, o günü, evet, geceye duhuldan evvel ve فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ, bir de o günü eyda. Yani geceden de olur, gündüzden de olur. İki niyet. Ve ma kâne, onun ziyade. Ve ma kâne, ol bir oruç ki oldu. Minhu fardan, farz oldu. Lakin la fi yevmin bi'aynihi, muayyen bir günde değil. Kazâ-i Ramazan gibi, kefaret gibi. Kânetin niyetülleti yedhulu biha, o niyet oldu. Öyle bir niyet ki yedhulu biha, o niyet ile dahil olur fi oruca. Fil leylet gece olur. Elleti öyle gece ki keblehu, gündüzden evvel. O tutacağı günden evvel olan gecede o niyet olur. وَلَمْ تُجُزِي بَعْدَ دُخُولِ الْيَوْمِ, şafak attıktan sonra o niyet kafi değil. Hangisi kaldı? Üçüncüsü. وَمَا اُلْ بِرْ اُرُشْكِ كَانَ مِنْهُ تَصَوْوَانْ, adamda nafile oldu. Nafile tutacak. كَانَتِ النِّيَّتُ niyet oldu. Elleti öyle niyet ki yedhulü biha, o niyetle girer. Fihi oruca.
filleyl gece oldu. Ellezi tebleğ, gündüzden evvel olan gecede caiz oldu. Ve finnehar, gündüzde de caiz oldu. Ellezi öğle nehar ki bade salif. O geceden sonra gelen gündüzde de oldu. Evet. Yalnız şimdi burada bir şey var. Önleye kadar önleden sonra. Şimdi öyle de beyan edecek ki فَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الَّذ۪ي İşte bu bir vecehtir ki يَخْرُجُ عَلَيْهِ الْاَسَارِ تَخْرُجُ dese daha iyi. تَخْرُجُ عَلَيْهِ الْاَسَارِ Asar bunun üzerine çıkar. اَلَّتِي زَكَرْنَا Bizim zikrettiğimiz asar bunun üzerine çıkar. Yahut da yuharracu çıkılır. Yani tehric edilir. وَلَا تَتَضَادُ Birbirine de zıddı olmaz. فَهُوَ اَوْلَى مَا حُمِلَ فَالِهِ İşte bu asarın eserler hamd olunan vecihlerin en güzel şekli de budur. Ve ila zalik, işte bu zikrettiğimiz bu tevhile ve bu yola kâne yezhebu Ebu Hanifete ve Ebu Yusuf'e ve Muhammedun Rahimahumullah. Bunların üçü de buna sahip olurdular. İlla ennehum, illa bunların üçü de kânu yekûlûne derdiler ki mâ ul bil oruç ki kâne minhu, bir adamdan oldu. Yüczi'ün niyyeti fi, niyet ona kifayet eder. Oldu. Ba'de tülü'ül fecri, fecrin tülü'ünden sonra kifayet eder. Oldu. Mimma zekerine bizim zikrettiklerimizden. Fe inneha o gündüzün olan niyet, tülü'ü fi sadrin neharil evvel. Önleden evvel olan niyettir. Ve la tülü'ü kifayet etmez fi ma'da'de zalik. Önleden sonra o kifayet etmez. Onun için zikretti. Hazreti Hüzeyfe'nin rivayeti vardı. Bu üç imamın diyor ki evliye kadar olan niyetler caizdir. Evliden sonra olan niyetler caiz değildir. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ve sellem ve fatiha.